Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Kalıtımın genel esasları ünite tekrarı yapacağız. Gençler, biliyorsunuz ki kalıtım ünitesinin tüm konularını bitirdik ama kalıtımda çok zorlanıyoruz. Hocam bir tekrar etsek, bir soru çözsek dediniz. Ben de bugünkü dersimize hem bir tekrar edebileceğimiz hem de soru çözebileceğimiz bir formata getirdim. Biliyorum kalıtım soruları yapanlara çok kolay geliyor ama başını kaçırıp biraz mantığını anlamakta zorlananlara ya ben zaten kalıtımı anlamıyorum gibi geliyor. Aslında hiç zor bir şey değil. Bulmaca çözmek gibi gençler. Kalıtımın tüm konularından haliyle bu dersimizde sorumlu olacağız. Aslında kalıtımla ilgili hiçbir soruyu arkamıza bırakmamış olmamız gerekiyordu. Yani kalıtımın genel ilkeleri sayfa 66'dan başlıyor. Sayfa 132'ye kadar hiçbir sorunun arkada bırakılmamış, çözülmeden kalmamış olması gerekiyor. Özellikle bazı başlıklarda eksikleriniz varsa, bazı sıkıntılar yaşıyorsanız konu anlatımlı kısma dikkat edin. Mesela ben burada olasılık ilkelerini anlattım. Olasılık ilkeleriyle ilgili soruları koydum. Arkasından Mendel'in çalışmaları, onunla ilgili sorular. Arkasından monohibrit çaprazlama, arkasından sorular gibi. Yani hangi kısmı bilmiyorsak onunla ilgili anlatımın olduğu kısma dikkat edin gençler. Zaten çok açıklayıcı bir şekilde anlatımımızı da yaptım. Haliyle 10 dinamoda da aynı mantıkta sorumluyuz gençler. Kalıtım ünitesinin tamamı bizim ödevimiz olacak. Hemen bakıyorum sayfa kaçtan başlıyor? Sayfa 65'ten başlıyorsunuz. Ta ünite testinin, o ÖSYM tarzı soruların, hatta yazılı sorularının sonuna kadar sorumlu oluyorsunuz. Komple bir üniteyi tekrar edeceğiz çünkü sayfa 127'ye kadar da 10 dinamodan ödeviniz diyeyim. Gençler, bugünkü dersimizde neler öğreneceğiz? Aslında kalıtımın tüm konularını tekrar edeceğiz. Kalıtımın genel esasları konusunu çeşitli soru örneklerinden faydalanarak tabii ki bugünkü dersimizde tekrar etmiş olacağız. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikli olarak kalıtım dediğin zaman zaten kavramlardan meydana geliyordu. Biz kavramları bildiğimiz zaman bizden kaçabilecek herhangi bir soru yoktu. İlgili kavramlara bakalım, kalıtımla ilgili olanlara. Kalıtım dediğimiz zaman öncelikli olarak canlıların sahip olduğu özelliklerin dölden döle aktarılmasını inceleyen bilim dalıydı gibi düşünebiliriz. Genetik ise kalıtımla ilgilenen bilim dalıydı. Bizim kalıtsal özelliklerimiz vardı. Ebeveynlerimizden, yani anne ve babamızdan bize geçen özelliklere kalıtsal özellikler ismini veriyorduk. Bir bireye ait olan, aktarılabilen özelliklerin tamamına birden de karakter ismini veriyorduk. Mesela göz rengi bir karakterdir. Göz renginin mavi olması ise bir özelliktir. Karakterlerin farklı özellikleri olabilir. Aşağıda bazı kavramlara ait tanımlar verilmiştir. Buna göre tanımlar ile kavramlar eşleştirildiğinde hangi seçenek açıkta kalır diyor gençler. Şimdi baktığımızda canlının sahip olduğu çeşitli özelliklerin dölden döle aktarılmasıdır. Canlının sahip olduğu çeşitli özelliklerin dölden döle aktarılması bizim için neyin tanımıydı? Kalıtımın tanımıydı. Canlının sahip olduğu uzunluk, renk, biçim gibi nesilden nesile aktarılabilen niteliklerin her birine de ne ismini veriyorduk? Karakter ismini veriyorduk. Kalıtsal özelliklerin nasıl ortaya çıktığını, oğul döllere nasıl aktarıldığını inceleyen bilim dalı da bizim için genetikti. Anne ve babadan, yani ebeveynlerden oğul döllere aktarılan özellikleri ise kalıtsal özellik ismini veriyorduk. Yani hangi seçenek açıkta kaldı? D açıkta kaldı diyeyim gençler. Gelelim diğer bir tanımlarımıza. Genotip, döllenme ile yeni canlıda taşınan özelliklerin tamamı, yani iç yapıdan bahsediyorduk. Zaten iki harf yan yana gelerek gösteriyorduk biz bunu. Büyük A küçük A, büyük A büyük A veya küçük A küçük A genotipine sahip olabilirdi. Fenotip ise canlının dış görünüşünde genotipin ve çevrenin etkisiyle görülen şeylerdi. Tek harfle gösteriyorduk, ya büyük A diyorduk ya da küçük A özelliğine sahiptir. Diploid hücre 2N, yani her karakterle ilgili 2 tane geni var. Mesela zaten biz büyük A küçük A derken 2N kromozomlu bir canlıdan bahsediyoruz. bir karakterini büyük A ile diğer karakterini küçük A ile göstermiş oluyoruz. Veya küçük A dediğimiz zaman da 2 tane geni varmış demek istiyoruz. Diploid 2N bu anlama gelir. Haploid N kromozomlu sadece bir tane geni var. Her karakterle ilgili sadece bir tane gen taşıyor demektir. Mesela yumurta ve sperm hücreleri haploid yani N kromozomlu hücrelerdi. Hemen soruya da bakayım. Yukarıda verilen hücre tiplerinden kaç tanesi haploittir diyor. Şimdi bir insanın karaciğer hücresine baktığımız zaman 2N kromozomluydu. Haliyle karaciğer hücremiz diploid özelliğe sahiptir. Erkek bal arısı erkek demiş. Arılarda özel bir durum söz konusuydu. Kraliçe arılar, dişi arılar 2N kromozomlu, erkek arılar ise N kromozomluydu. O yüzden erkek bal arısının vücut hücresi haploid yani N olacak. Yumurta ana hücresi, yumurta olmamış yumurta ana hücresinden bahsediyor. Düşme 2N kromozom sayısına sahiptir. Yumurtalık hücresi, yumurta dememiş, yumurtalık demiş. Yumurtalık bir organdır. Karaciğer, dalak, böbrek, yumurtalık. Hepsi birer organ. Organ olduğuna göre 2N kromozomludur. Yumurta ve sperm hücreleri ise N kromozomlu hücrelerdir. Hangileri ya da ne dedi? Kaç tanesi haploittir dedi. O zaman baktığımız zaman haploitler hangileri? Sperm hücresi ve erkek arının bal hücresi. Daha doğrusu erkek bal arısının vücut hücresi. O zaman cevabımız da 2 olacak diyeyim. Geleyim diğer bir karşılaştırmama. Biri anneden, biri babadan gelen, aynı karakterlere etki eden her bir gene allel ismini veriyoruz. Mesela kahverengi gözlü olma geni bu olsun, mavi gözlü olma geni de bu olsun. Bu ikisi birbirinin alleli. Çünkü ikisi de göz rengi üzerinde etkili. Bir karakterle ilgili genin aynı allellerine homozigot ismini veriyoruz. Homozigot olması için de ya büyük A ya da küçük A olması lazımdı. Alleller birbirinden farklıysa o zaman da heterozigot, melez, hibrit kelimesini kullanacaktık. Büyük A küçük A olduğu zaman da melez olmasından bahsediyorduk. Heterozigot durumda canlıda etkisi gösterilen bizim için nedir? Baskın gendir. Her zaman büyük harfle gösterilir. Etkisi görülmeyen de çekinik gendir. Her zaman küçük harfle gösterilir. Mesela mor çiçek aleliymiş. Bu da beyaz çiçek aleliymiş. Homolog kromozomlarda aynı karakteri bulunduran bölgelere de lokus kelimesini kullanıyorduk. Doğru yanlış soruları karşımıza çıktı. Bakalım. Aşağıda verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız diyor. Diploid canlılar bir karakter için en fazla 2 farklı allel bulundurabilir. Diploid canlı ne demek? 2N'li demek. Yani her genden 2 tane taşıyor demek. Daha doğrusu her karakterle ilgili 2 tane geni var demek. En fazla da 2 tane farklı bulundurabilir. Başka ne farklı bulunduracak? O zaman bu bizim için doğru. Fenotip yalnız genotipin etkisiyle ortaya çıkar. Fenotip ne demekti gençler? Dış görünüş demekti. Dış görünüş sadece genotipin etkisiyle mi açığa çıkar? Hayır. Aynı zamanda çevrenin etkisiyle de açığa çıkar. Yani benim bir boy uzunluğum var. Tabii ki genlerimin etkisi var. Ama aynı zamanda yediğimin, içtiğimin, yaptığımın sporun da etkisi var. Aynı zamanda ten rengini düşünebilirsin. Genetik faktörler belli bir ten rengimin oluşmasını sağlıyor. Ama aynı zamanda güneş ışınları da yine ten rengimin oluşmasında etkili. O zaman bu da bizim için yanlış. Çekinik genler homozigot durumdayken fenotipte etkisini gösterebilir. Çekinik genleri küçük harfle gösteriyorduk. Çekinik genin etkisinin görülmesi için de illaki homozigot durumda olması lazımdı. O zaman bu da bizim için doğru. Haploid bir bireyin sahip olduğu tüm çekinik alleller fenotipte etkisini gösterebilir. Haploid birey de ne demekti? N kromozomlu bir birey demekti. Yani zaten her genden bir tane var. Mesela küçük A'sı var, büyük B'si var, küçük D'si var, küçük E'si var. Hepsinden birer tane bulunduğu için her bir özelliğin çekinik de olsa, baskın da olsa neyi temsil ediyorsa onu o canlıda göreceğim gençler. O yüzden doğru. Sonra Mendel'in ilkelerinden de biraz bahsedelim. Mendel çalışmalarında tabii ki bezelye bitkisini kullandı. Bezelye bitkisini kullanması da onu başarıya götürdü. Çünkü bezelye bitkisi kolay yetiştiriliyordu. Aynı zamanda böyle baktığın zaman gözünle dışarıdan kolay ayırt edilebilecek bazı özelliklere sahipti. Yeşil tohumlu, sarı tohumlu, düzgün tohumlu, buruşuk tohumlu ya da ne bileyim mor çiçekli, beyaz çiçekli gibi rahat ayırt edilebilen özelliklere sahipti. Çok kısa sürede bezelye bitkisi döl verebiliyordu. Yani sen iki bezelyeyi çaprazladın, onun yavrusu oldu. Yavrusunun yavrusu hemen oluyor. Yavrusunun yavrusu hemen oluyor. Çok kısa sürede de döl verdiği için haliyle sonuçlar daha net görülebiliyordu. Çapraz ve kendi kendine tozlaşma yapabilmesi de yine istenilen bir özellikti. Sonra çalışmalarının sonucunda Mendel bazı sonuçlara vardı. Dedi ki özelliklerin kalıtsal faktörlere bağlı olarak aktarıldığını gördüm dedi. Ana baba canlıda ne varsa bunlar çeşitli faktörler sayesinde aktarılıyor dedi. Bazı genlerin etkisi görülüyor, bazı genlerin etkisi görülmüyor. Yani baskınlık ve çekiniklikten bahsetti. Benzerlik yasası ve ayrılma yasası dediğimiz yasayı da Mendel bulmuş oldu. Mendel'in çalışmalarında bezelye bitkisinin kullanmaları nedenleri arasında hangileri yer alır diyor. Şimdi tabii ki istenilen bir şeydir. Bilimsel çalışmalarda kullandığın hayvanın, bitkinin kolay yetiştirilmesi. O yüzden bunu aldık. Yıl içinde birkaç kez döl vermesi de yine istediğimiz bir özelliktir. Yavrusunu görebileceğim, sonuçları ortaya çıkartabileceğim. Tüm genlerinin bağımsız olması dedi ama Mendel böyle bir bilgiye sahip değil. Mendel bağlı ve bağımsız genleri bilmiyor. O yüzden de bunu alamayacağız gençler. Cevabımız da C olacak. Geldim diğer bir tanımıma. Karakterleri etki eden alleller bağlı ya da bağımsız bulunabiliyor. Oluşabilecek gamet çeşidi sayısı 2N formülüyle hesaplanıyordu, unutmayın. N heterozigot karakter sayısını gösteriyordu. Bağlı genlerde ve bağımsız genlerde farklı yöntemler kullanabiliyorduk. Mesela neden bahsetmiştik? Diyelim ki bağımsız olsun. Bir canlının genotipi büyük A, küçük A, büyük B, küçük B şeklinde olsun. Büyük A'yı burada, küçük A'yı burada, büyük B'yi burada, küçük B'yi burada taşısın. Sonra bu canlı yine büyük A, küçük A, büyük B, küçük B olsun. Bu sefer de genleri bağlı olsun. Büyük A burada, büyük B burada, küçük A burada, küçük B burada olsun. Crossing over gibi bir durum söz konusu değilse, şunun oluşturabileceği gametlere bak. Büyük A'ya büyük B olabilir. Ya da büyük A'nın yanına küçük B verebilir veya küçük A'nın yanına büyük B veya küçük A'nın yanına küçük B'yi verebilir. Burada ise bağlılık durumu söz konusu olduğu için gametlerine ya büyük A büyük B'yi verecek ya da küçük A küçük B'yi verecek. Yani bağlılık durumunda oluşacak gamet sayısında azalma meydana geliyordu. Hadi şu sorumuza bakalım. Dıt genotipli bireyde dıt genlerinin aynı kromozomo üzerinde olduğu bilinmektedir. O zaman benim nasıl düşünmem lazım? Büyük T ve büyük N aynı genin üzerindeymiş. Büyük T'ye büyük N'yi aynı kromozom üzerine yazdım. Buraya da küçük T'ye küçük N yazmam lazım. Büyük G'si ile küçük G'si birbirinden ayrıymış. Buna göre oluşabilecek gamet çeşitlerini çatallandırma yöntemiyle bulunuz diyor. Crossing over'ın yok olduğunu da ben yazayım. Crossing over yoktur gençler. Crossing over gerçekleşseydi bağımsızmış gibi düşünecektik. Ama crossing over gerçekleşmediğine göre genler birlikte hareket edecektir. Yani büyük T ile büyük N bir yere gidecek ya da bu gametine küçük T ile küçük N'yi verecek. Büyük T ile büyük N'nin yanına büyük G de gelebilir, küçük G de gelebilir. Küçük T ile küçük N'nin yanına da büyük G de gelebilir, küçük G de gelebilir. Sonra çatallandırma yöntemi dediğimiz yöntem neydi? Tersten gitmeye başlıyordum. O zaman diyordum ki bunun oluşturabileceği büyük T, büyük N, büyük G şeklinde olabilir diyordum. Sonra yine tersten gitmeye devam ediyordum. Şu tarafa alacaktım. O zaman diyordum ki büyük T, büyük N, küçük G olabilir. Veya başka renk bir kalem bulmaya çalışayım gençler. Şöyle gidebilir. Böyle gittiği zaman da küçük T, küçük N, büyük G olabilir. Veya şöyle tersten gitmeye çalışacaktım. O zaman da yine küçük T, küçük N, küçük G şeklinde oluşacaktı. Zaten oluşabilecekleri çatallandırma yöntemi dediğimiz yöntemle yazmamız bu şekilde gerçekleşiyordu diyeyim. Oradan da monohibrit çaprazlamaya geçmiş olayım. Monohibrit iki bireyin çaprazlanması demek ne demekti? Mesela bizim yuvarlak tohumlu ve buruşuk tohumlu bezelyelerimiz olsun. Yuvarlak tohumlu olmak buruşuk tohumlu olmaya baskın olsun. O zaman yuvarlak tohumlu arı döl elde etmek istiyorsan bunun büyük A büyük A olduğunu söyleyeceğim. Arı yani saf döl ya bunlar. Buruşuk tohumlu da küçük A küçük A olacak. Bunları çaprazladığım zaman zaten yuvarlak tohumlu yani baskın özelliğe sahip olan çıkacak. Sonra monohibrit çaprazlama yani kendileştirme yaparsam da büyük A küçük A çarpı büyük A küçük A yapmam demek değil miydi? Çaprazlamamızın kuralı neydi? Bunu tutuyordum bununla, bunu tutuyordum bununla, bunu bununla yazıyordum, bunu da bununla yazıyordum. Yazmaya başlayayım. Büyük A'ya büyük A olabilir, büyük A'ya küçük A olabilir, büyük A'ya küçük A olabilir veya küçük A'ya küçük A olabilir gençler. Monohibrit iki bireyin çaprazlanma sonucu oluşabilecek genotip çeşidi sayısının fenotip çeşidi sayısına oranı kaçtır? Hemen çaprazlamayı yapıyorum. Büyük A küçük A çarpı büyük A küçük A değil midir? Çaprazlamayı yaptığım zaman da büyük A büyük A büyük A küçük A büyük A küçük A küçük A küçük A çıkmaz mı? Sonra buraya baktığım zaman genotip çeşidini mi sormuş bana? Genotip çeşidine baktığın zaman ya büyük A büyük A oluyor ya büyük A küçük A oluyor ya da küçük A küçük A oluyor. Yapıştırdım 3. Sonra bana neyi sormuş? Fenotip çeşidini sormuş. Fenotip çeşidi de dış görünüştür. Ya büyük A'ya benzeyecekler ya da küçük A'ya benzeyecekler. Fenotip çeşidi de 2 olacak. Bize de genotip çeşidinin fenotip çeşidine oranını sorduğuna göre cevabımız 3/2 oldu. Baskın fenotipli bireyin oluşma ihtimalini soruyor. Baskın fenotipli bireyin oluşma ihtimali de büyük A büyük A olması, büyük A küçük A olması veya büyük A küçük A olmasıdır. Yani şurası baskın olması anlamına gelir. O zaman baskın olma ihtimali de tabii ki 3/4'tür diyeceğiz gençler. Gelelim diğer bir sorumuza. Şimdi de karşımıza dihibrit çaprazlama dediğimiz konu çıktı. İki tane heterozigot özelliğe sahip dihibrit bireyin çaprazlanmasından bahsediyorduk. Pannat karesi dediğimiz kareye de yazabilirdik. Aslında dihibrit çaprazlamada kolay olarak yapmamızı sağlayan şey ne olacaktı? Bunları iki monohibrit gibi düşünüp birbiriyle çarpacaktık diyeyim gençler. Şimdi bana ne demiş? Heterozigot mor çiçekli bezelye bir de sarı tohumlu iki bezelye çaprazlanıyormuş. Bunlar heterozigotmuş. Öncelikli olarak şöyle yazayım. Mor çiçekli olmak baskındır neye gençler? Beyaz çiçekli olmaya. Aynı mantıkla o zaman mora büyük A dersen beyaza küçük A demem lazım. Sonra sarı tohumlu olmak yeşil tohumlu olmaya baskındır. O zaman sarı tohumlu olmaya B dersem yeşil tohumlu olmaya da küçük B demem lazım. Heterozigot mor çiçekli dediğime göre o zaman büyük A küçük A olacak. Sarı tohumlu olduğuna göre büyük B küçük B olacak. Çarpı iki bezelyeyi çaprazlıyormuşum ya birebir genotipinin aynı olması gerekiyor. Sonra baskın fenotipli bezelye oluşma ihtimali her zaman bunları böyle Punnett karesinde yazacak halim yok. Zaten kafam karışır yazarken. Monohibrit çaprazlama gibi düşüneceksin. Büyük A küçük A çarpı büyük A küçük A yapacaksın. Büyük A büyük A büyük A küçük A büyük A küçük A küçük A küçük A. Sonra büyük B küçük B çarpı büyük B küçük B yapacaksın. Büyük B büyük B zaten aynısı çıkacak. Büyük B küçük B büyük B küçük B küçük B küçük B. Soru çöze çöze bir süre sonra bunları zaten gözünüzle de çözeceksiniz. Yani ben yazmasam da gözümle aslında aynı şeyin geleceğini görüyorum. Matematiksel işlemi yapabiliyorum. Siz de eliniz hızlandıkça soru çözdükçe bunları gözünüzle çarpmaya başlayacaksınız. Bu sorular saniyelerinizi almayacak. Baskın fenotipli bezelye oluşma olasılığı nedir diyor. Baskın olabilmesi için bir kere büyük A'yı taşıması lazım. Büyük A'yı taşıması için 3/4 olması lazım. Çünkü baskın fenotip büyük A'ya büyük B olması lazımdır. Büyük B'yi de taşıma ihtimali yine bizim için 3/4 oluyor. İkisini de çaprazlandırdığımız zaman 9/16 şeklinde oluşuyor. Oluşan yavruların ebeveynlerle aynı genotipe sahip olma ihtimali. Ebeveynler şöyle değil miydi? Büyük A küçük A, büyük B küçük B olacaklardı. Ben bakıyorum bunların büyük A küçük A olma ihtimali yapıştırdım. 1 bölü 2, 2 bölü 4, 1 bölü 2 gelir. Büyük B, küçük B olma ihtimali de burasıdır. O zaman bu da 1 bölü 2'dir. Ebeveynleriyle aynı genotipte olma ihtimalleri 1 bölü 4 şeklinde hesaplanacak gençler. Gelelim diğer bir sorumuza. O da kontrol çaprazlaması. Kontrol çaprazlaması neydi? Diyelim ki bir kişi baskın özelliğe sahip. Baskın özelliğe sahip kişinin genotipini bilemeyiz. Homozigot mu, heterozigot mu? Mesela ben kahverengi gözlüyüm. Kahverengi gözlü olmak baskın gendir. Baskın geni taşıyorum ama acaba ben büyük A mıyım, büyük A küçük A mıyım bilemiyorum. Genotipimi belirlemek için gider de renkli gözlü bir adamla evlenirsem, bizim de çocuğumuz mavi gözlü olursa ben kesinlikle nasıl bir bireyimdir? Heterozigot bir bireyimdir. Ya hocam mavi gözlü bir adamla evlenirsiniz, kahverengi çocuğunuz olabilir. Olabilir. Zaten ben mantığını oturtturun diye insan üstünden örnek veriyorum. Yoksa bunu bitkiler üstünde yapıyorlar. Mesela diyorlar ki mor olmak beyaz olmaya baskın. Elimde mor bir çiçek var. Acaba bu mor çiçek büyük M mi? Yani homozigot mu? Büyük M küçük M heterozigot mu? Tutuyorlar bunu beyaz çiçekle tozlaştırıyorlar. 10.000 yavru elde ediyorlar. 10.000 yavrunun içerisinde hiç beyaz çıkmazsa, hepsi mor çiçekli olursa diyorlar tamam tesadüf de 10.000'de bir denk gelirdi. O zaman bu homozigottur diyorlar. Olur da 10.000 dölün atıyorum 4.000 tanesi beyaz, 6.000 tanesi mor olursa, arada beyazlar çıkarsa o heterozigotmuş. Genotipi büyük M, küçük M'ymiş diyorlar gençler. Böylelikle yani baskın özelliğe sahip birinin genotipini belirlemek için çekinikle çaprazlanması anlamına gelecek. Şimdi bize neyi vermiş? Genotipi bilinmeyen sarı renkli ve düzgün tohumlu bir bezelye. Genotipinin belirlenmesi için aşağıda genotipi verilen bezelyelerden hangisiyle çaprazlanmalıdır diyor. Şimdi bakıyorum sarı tohumlu olduğuna göre büyük S'si var. Zaten yanını bilemiyorum. Düzgün tohumlu olduğuna göre büyük D'si var. Yanını bilemiyorum. Zaten baskın özelliğe sahipmiş. Benim bunun genotipini hesaplayabilmem için kiminle çaprazlamam lazım? Çekinik genotipe sahip bireyle çaprazlamam lazım. Şöyle yapacağım. Bir tanesini göstereyim. Çarpı küçük s yapacağım. Bakacağım 10.000 dölün hiçbiri yeşil renkli olmadı. O zaman bu kesin baskınmış diyeceğim. Bakacağım bununla çaprazladığım zaman diyeceğim ki ya bazıları sarı renkli oldu. Bazıları da arada yeşil renkli çıktı. O zaman bu heterozigottur diyeceğim. Yani benim çaprazlamayı yapmam gereken küçük S, küçük D genotipine sahip bireydir. Gelelim diğer bir konumuza. O da eş baskınlık ve çok allellik konusuydu. Eş baskınlık dediğimiz zaman Mendel'den sonra bulunmuştu. Biz genlerin baskın ve çekinik olduğunu söyledik. Ama bazen genlerin arasında birbirine baskın gelememe, eş baskın olma durumu söz konusu olabiliyordu. Mesela kan gruplarında da vardı. AB kan grubu birbirine eş baskındı. Çok allellik ise bir canlıda bir karakterin oluşmasını sağlayan birden fazla genin bulunması anlamına geliyordu. Mesela işte kan grubumuzda A var, B var, 0 var ama biz diploid yani 2N kromozomlu canlılar olduğumuz için her genden sadece 2 tane bulundurabiliyorduk. İnsanlarda AB0 kan grubu sistemini vermiş bize. AB'ye eş baskınmış, 0 da onlara çekinikmiş. Bu karakter bakımından oluşabilecek genotip çeşidi sayısı. Bir formülümüz vardı aslında. Nereden yapabilirim? N çarpı N artı 1 bölü 2'den yapabilirim gençler. Bakıyorum allellerime 1, 2, 3. 3 tane allelim olduğuna göre aslında yaptığım şey 3 çarpı 4 bölü 2'den 6 sonucuna ulaşmaktır. Kaç çeşit fenotip oluşuru da işlem yapmadan nasıl hallediyordum? Bir kere 1, 2, 3. 3 tane allel var. Bu 3 tane allel olduğu zaman eğer hepsi birbirine baskın olsaydı 3 çeşit fenotip oluyordu. Bir tane de eş baskınlık olduğu için ekstra bir şey çıkacak. Yani 4 cevabını yapıştırabiliyordum. Aslında yaptığım şundan farklı değildi. Diploid değil miyiz? 2 tane bulunduracağız. Yani bir insan A'ya A olabilir, A'ya 0 olabilir, A'ya B olabilir veya B'ye B olabilir, B'ye 0 olabilir veya 0 0 olabilir. Bak ispatladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çeşit genotip açığa çıktı. Şimdi şuraya baktığın zaman bunlar hangi kan grubuna sahip olacak? A'ya. Şunlar hangi kan grubuna sahip olacak? B'ye. Şu hangi kan grubuna sahip olacak? 0'a. Normalde 3 allel olunca 3 tane meydana geliyordu. Şurada eş baskınlık olduğu için 4. çıktı. Yani AB de çıktı. Hop 4.'yü de elde etmiş oldum. Sonra diğer bir sorumuza bakmadan önce hatırlayalım. Soy ağaçlarını öğrenmiştik. Soy ağaçlarında tek çizgi varsa o iki kişinin evli olduğunu gösteriyordu. Kareler erkek, yuvarlaklar dişi bireyleri gösteriyordu. Aralarında akrabalık varsa çift çizgi çiziyorlardı. Şöyle bir tane doğumda 2 çocuk meydana geldiyse ayrı yumurta ikizleri oluyordu. Eğer arada bir çizgi varsa aynı yumurta ikizleri oluyordu. Bunların cinsiyetlerinin falan hep aynı olması gerekiyordu. Hemen buradan da sorumuza bakalım. Kan grupları ile ilgili bir soy ağacı sorusu karşımıza çıktı. Baktığımız zaman biz az önce bulduk. 6 çeşit genotip, 4 çeşit fenotip açığa çıkabiliyor. Bir de RH sistemi dediğimiz sistem vardı. RH pozitif ve negatif olan bireyler vardı. Pozitif olmak negatif olmaya baskın olduğu için pozitif olanlar büyük R veya büyük R küçük R genotipine sahip olabiliyordu. Negatif olanlarda mutlaka küçük R olabiliyorlardı. Soruya bakıyorum. Şimdi bana ne demiş? Hemen kırmızıyı alayım. Yukarıda AB0 sistemi üzerinde çalışmak amacıyla oluşturulan soy ağacında eş baskın bireyler koyu renkle verilmiştir. Eş baskınlardan bahsediyorsak kan gruplarında eş baskın olan kimdir? AB kan grupları eş baskın özelliğe sahiptir. O zaman ben bunların AB olduğunu hemen üstlerine yapıştırdım. Sonra soruda devam ediyorum. K ve L bireyleri aynı genotipe sahip olabilir. Bakıyorum. Şimdi bunların AB çocukları olmuş. Bu da AB kan grubuna sahipmiş. Atıyorum buradan A geni gelse buradan hangi genin gelmesi lazım? B geninin gelmesi lazım. Bu B genini taşıyacak. B0 da olabilir. BB kan grubuna da sahip olabilir. Sonra baktığımız zaman eğer bundan A, bundan B gelseydi bu farklı bir kan grubuna ya daha doğrusu AB kan grubuna sahip olduğu için bunun da taranması gerekirdi. O zaman L'ye baktığım zaman buradan A gelse, buradan 0 gelse A0 olabilir. Buradan B gelse karşısına diğer taraftan B gelebilir veya B'ye 0 olabilir. Veya tam tersi alternatifi de düşünebilirsin. Buradan B geldiyse bu A0'a ne olabilir? AA olabilir dersin. Bu A0'a AA olursa bunun B0 olma ihtimali var. AA olma ihtimali var. A0 olma ihtimali var. Yani alternatifli bir soru çıktı karşıma. K ve L bireyleri aynı genotipe sahip olabilir. Bakayım bu BB, bu da BB olabilir. Bu B0, bu da B0 olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Aldım. M ve T bireyleri kesinlikle aynı fenotipe sahiptir. M ve T bireylerine de bir bakalım. Şimdi bakıyorum. Bu AB kan grubuna sahipmiş. Babası da AB'ymiş. Aslında şuradakinden farklı bir mantık değil. O zaman A'yı buradan aldı desek B'yi nereden alacak? Buradan almak zorunda. Mutlaka BB veya B0 olmak zorunda. Buradan A gelse buradan B gelse diyemem. Taraması lazımdı. Buradan A gelse buradan 0 gelse bu A0 olabilir. Bak babasıyla daha doğrusu annesiyle erkek çocuk aynı. Kesinlikle aynı fenotipe sahiptir diyemem. Gitti. L bireyi T bireyine kan verebilir. L bireyine baktığımız zaman B kan grubuna sahip olma alternatifi var. A'ya da sahip olma alternatifi var. Burada da aynı şey geçerli. Verebilir mi? Verebilir. Kesinlikle verebilir deseydi kabul etmeyecektim gençler. Söylenebilir dediği için cevabımız 1 ve 3 oldu. Gelelim diğer bir sorumuza. Eşeği ve diğer bazı özellikleri belirleyen genleri taşıyan kromozomlara gonozom yani eşey kromozomları ismini veriyoruz. Eşey kromozomu dışındakilere de otozom ismini veriyoruz. Şimdi baktığımız zaman X ve Y kromozomlarımız vardı. X'ler Y'lerden çok daha büyük kromozomlardı. X'in homolog olmayan bölgesinde taşınanlar sadece X'te, Y'nin homolog olmayan bölgesinde taşınanlar sadece Y ile taşınıyordu. X ve Y'nin homolog bölgesi bir şey ifade etmiyordu. Şimdi bakayım yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur diyor. 2n eşittir 32 kromozomlu bir canlının üreme hücrelerinde bulunan otozom sayısı 15'tir diyor. Şimdi 2n eşittir 32 ise bunu açmaya çalışırsam 30 artı cinsiyet XX olacak veya XY şeklinde olacak. Bunun üreme hücresi o zaman N eşittir 16 olmayacak mı? O zaman 15 artı X veya Y diyeceğim. Artık hangisi ise dişi mi erkek mi bilemiyorum. O zaman bunun üreme hücrelerinde bulunan otozom sayısı 15, gonozom sayısı da 1 olacak. O zaman bu bizim için doğru. Memeli bir canlının eşeği dışındaki tüm özellikleri otozomları üzerinde taşınan genlerle belirlenir diyor. Öyle bir durum söz konusu değil. Eşeği dışındaki tüm özellikleri değil. Mesela renk körlüğü eşeğiyle alakalı değil ama eşey kromozomları üzerinde taşınıyor. Eşey kromozomları sadece eşeği belirler, diğerlerinin hepsini otozomlar yapar diyemeyiz. Doğadaki canlılarda eşey yalnız X ve Y kromozomları ile belirlenir. Mesela biz arıları biliyoruz. Arılarda X ve Y ile belirlenmiyor da kromozom sayısıyla belirleniyor. Her canlıda X, Y ile belirlenmez gençler. O yüzden de cevabımız A oldu. Gelelim diğer bir gösterimize. X kromozomuna bağlı kalıtımı örnek olarak en çok sorularda karşımıza çıkacak eşeğe bağlı kalıtımda kısmi renk körlüğü ve hemofili hastalığıydı. İkisi de X'e bağlı çekinik genle taşınıyordu. O yüzden dişiler sağlıklı, taşıyıcı veya hasta olabiliyorlardı. Erkekler ise ya sağlıklı olacaktı ya da hasta olacaktı. Erkeklerde taşıyıcılık diye bir durum söz konusu değildi. Kısmi renk körlüğünde yeşil ve kırmızı renk birbirine karıştırılıyordu. Hemofilide de kanın pıhtılaşması ile ilgili bazı proteinlerin eksik sentezlenmesi söz konusu oluyordu. X'e bağlı baskın taşınan özelliklerden bir tanesi de bozuk dentin hastalığıydı. Baskın taşınıyor ya. O yüzden büyük D'ye sahip yani büyük harfe sahip olanlar bu hastalığa sahip olacaklar. Baktığın zaman büyük D'yi homozigot, heterozigot birey taşıyacak. O yüzden onların dişi çarpık olacak. Küçük D, küçük D olanlar ise sağlıklı olacaklar. Yani taşıyıcılık diye bir durum söz konusu değil. Çünkü baskın olan özellikten bahsediyoruz. Erkeklerde yine ya sağlıklı ya hastalıklı olacaklar. Y kromozomuna bağlı kalıtım da babadan oğula geçiyor. Çünkü Y kromozomu sadece erkek bireylerde var. Özelliğin baskın veya çekinik olması bir şey ifade etmiyor. Babada varsa mutlaka erkek çocukta da görülecektir diyeyim. Hemen soy ağaçlı bir sorumuzu da çözelim renk renk kalemler kullanarak. Yandaki soy ağacında bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler koyu renkli olarak verilmiştir. Hangileriyle aktarılıyor olabilir diyor. Şimdi otozomal çekiniğe bakayım. Şimdi genellikle sorularda tutar gençler. Otozomal çekinek aktarılması için bunların küçük A'lı olması lazım. Küçük A'nın birini buradan alsa, birini buradan alsa, yanı büyük A'lı olsa olur mu? Olur. Sıkıntımız yok. Sonra bu her bir çocuğuna küçük A'ları verse, anneden de büyük A'lar gelse oldu mu? Oldu. Buraya baktım. Küçük A'nın birini buradan alsa, birini buradan alsa sıkıntı yok. Sonra baktığımız zaman bunların yanı büyük A'lı olsa, bu da büyük A'ya küçük A olsa otozomal çekinik aktarılır mı? Aktarılır. Bir sıkıntı çıkmadı. Otozomal eş baskın aktarılır mı? Onu da şöyle deneyeyim. Mesela pembe renkli çiçek gibi düşüneyim. KB'leri vereyim. Şurası KB olacak. Burası da KB olacak. Burası da KB şeklinde olacak. KB olduğuna göre atıyorum tutacak mı? K'yı buradan alırsa B'yi buradan almak zorunda. Bunun BB olmak gibi bir alternatifi var. Buradan K'yı buradan B'yi alsa bunları boyardı. O zaman bunların da ne olması lazım? BB şeklinde olması lazım. Yani beyaz renkli olması lazım. Olur mu? Olur. Veya işte buradan B var. Buraya KK'ları koyardım. Bunlar yine KK kırmızı renkli çıkardı ama otururdu. KB olduğuna göre K'yı buraya verdi desek, atıyorum B'yi buraya verdi desek, burası BB olsa bundan da o zaman BB'nin gelmiş olması gerekiyor. Bununla da ilgili bir sıkıntımız yok. Bunda da oturma meydana geldi. Bakayım X kromozom kromozomuna baskın taşınabilir mi? X kromozomuna baskın taşınmasını da siyahla göstereyim. O zaman bunun atıyorum X üzeri büyük A'ya Y olması lazım. X üzeri büyük A'ya Y olabilmesi için Y'yi kimden aldı? Babasından. X üzeri büyük A'yı kimden almalıydı? Anneden. Anne de X üzeri büyük A yanı X üzeri küçük A olsa bile bunun da ne yapılması lazım? Boyanması lazımdı. O zaman X'e bağlı baskın taşınamaz. Y'ye bağlı taşınabilir mi? Bakayım. Babada var, erkek çocukta var. Babada var, erkek çocukta var. O zaman gayet güzel Y'ye bağlı da taşınabilir. Çekinik veya baskın olması önemli değil. Mesela bunu erkek çocuk verseydi ve boyamasaydı o zaman kabul etmeyecektim. Cevaba da baktığımız zaman 1, 2 ve 4 şeklinde oldu diyeyim gençler. Oradan da akraba evliliklerinden bir bahsedeyim. Akraba evlilikleri aynı soydan gelen kişilerin yaptığı evliliklerdi. Çekinik genlerin bir arada kalma ihtimalini arttırıyordu. O yüzden de akraba evliliği tercih edilmemesi gereken bir evlilikti. Akdeniz anemisi gibi, talasemi gibi bir sürü hastalığın görülme ihtimalini arttırıyordu. Aynı soydan gelen kişiler arasında gerçekleşen evliliklere tabii ki akraba evlilikleri ismini veriyoruz. Çekinik allellerin yan yana gelme ihtimalini yükseltiyor. Yani diyelim ki benim kromozomumda sağlam genim var. Şurada da çekinik genim var. Gider amcamın oğlu, dayımın oğluyla evlenirsem bizim dedelerimiz, babaannelerimiz bir olduğu için, anneannelerimiz bir olduğu için aynı çekinik gene o da sahip olabiliyor. İkimiz de dışarıdan baktığın zaman sağlıklıyız ama çocuklarımızda bu hastalık geni bir araya gelebiliyor. Her akraba evliliğinde sakat çocuk, hastalıklı çocuk doğacak diye bir şey yok. Dışarıdan yaptığımız evlilik sonucunda da hep sağlıklı çocuklarımız olacak diye bir şey yok. Ama akraba evlilikleri ihtimali arttırıyor diyeyim gençler. Tıbbi açıdan sakıncalı bir durumdur tabii ki. Durum değildir dediği için kabul edemedim. Cevabımız da 1 ve 2 şeklinde oldu. Geleyim sona, genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünden de bir bahsedelim. Ekosistemdeki tüm canlı çeşitliliği biyolojik çeşitlilik olarak tanımlanıyordu. Rekombinasyon ise yeni genetik kombinasyonların oluşması anlamına gelecekti. Tür içi farklılıklara varyasyon ismini vermiştik. Kalıtsal olmayan, sadece o bireyi etkileyen varyasyonlara modifikasyon ismini veriyorduk. Mesela tenimin beyazlaması, esmerleşmesi gibi. Genetik yapıda meydana gelen değişimlere de mutasyon diyorduk. Eğer benim üreme hücrelerimde ya da üreme ana hücrelerinde mutasyon meydana geliyorsa yavru döle geçecek ama vücut hücrelerindeki mutasyonlar yavru döle geçmeyecekti. Aynı türe ait canlıların birbirinden farklı kalıtsal özelliklere sahip olmasında yukarıda verilenlerden hangileri etkilidir? Rekombinasyon zaten yeni genetik kombinasyonlar oluşmasıyla etkili. Mutasyonlar da genetik çeşitliliği arttırır. Modifikasyonlar kalıcı değildir. Üstüne basa basa söylüyorum. Ama varyasyonların oluşmasını, birinin siyah tenli birinin beyaz tenli olmasını sağlar. Modifikasyon kalıtsal değildir. Üstüne basa basa söyledim. Yavru döle aktarılmaz. Ama cevabımız hangileri etkilidir dediği için farklı kalıtsal özelliklere sahip olmasında, ama kalıtsal demiş, almayalım o yüzden, kalıtsal demeseydi alabilirdik. Cevabımız 2 ve 3 şeklinde oldu diyeyim gençler ve böylelikle dersi de bitirmiş olayım. Neler öğrendik? Kalıtımın genel esaslarını genel sorular çözerek sorular üzerinden tekrar etmiş olduk gençler. Ödevlerinizi de verdim. Hemen ödüllü soruyu gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.